Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecini değerlendirdi. Bir sonraki üçlü toplantının Stockholm'de yapılacağını belirten Çavuşoğlu, İsveç Başbakanı Chris Ankara ziyaretinin de bu kapsamda çok önemli olduğunun altını çizdi. Tahıl anlaşmasını da tahıl anlaşmasını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu taraflardan itiraz gelmemesi durumunda İstanbul anlaşmasının 19 Kasım sonrasında da devam edebileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kabine toplantısı sonrasında gazetecilere konuştu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye ziyaretinin önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, Stockholm'de yapılması planlanan üçlü zirveye işaret etti. Bir önceki hükümet seçim öncesinde daimi ortak mekanizma toplantısını Stockholm'de yapmaya cesaret edemedi. O yüzden Finlandiya'da olmuştu. Şimdi Stockholm'de olacak. Bu toplantıda tekrar mutabakat zaptı masaya yatırılacak. Üçlü bir şekilde ne yapıldı, ne yapılmadı bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak. 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl koridoru anlaşmasını da değerlendiren Çavuşoğlu, taraflardan itiraz gelmemesi durumunda anlaşmanın devam edeceğini belirtti. İstanbul anlaşmasının süresi 4 ay. Taraflarca itiraz gelmemesi halinde anlaşmanın süresi uzayacak. Tekrar bir anlaşmaya gerek yok. Rus gübresinin ihracatı varılan mutabakatın bir parçası. Rusların bu taleplerinin karşılanmadığına ilişkin bazı endişeleri var. Şimdi bu tereddütleri ortadan kaldırmak için diplomasi işliyor. Yunanistan Orta Makedonya Bölge Başkanının Türkiye'ye girememesinin teknik bir sorundan kaynaklandığını ve sorunun giderildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bazı Türk yetkililerinin Yunanistan'a girişlerine izin verilmemesine ise tepki gösterdi. İzmir'deki olayla bunun bir bağlantısı yok. Ancak Yunanistan'ın bilerek uyguladığı bazı yasaklar var. Biz de bu konuya ilişkin olarak Yunan makamlarını uyardık. Bazı yetkililerimize yönelik Yunanistan'a giriş yasağının devam etmesi halinde buna karşılık vereceğiz.